Günaydın arkadaşlar. İşin Doğrusu kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kahvaltılarımızın olmazsa olmazı yumurta tarifimi paylaşacağım. Şimdi malzemelerimize geçiyoruz. Kişi sayısına göre yumurtalarımız, karabiber, pul biberimiz, nanemiz, kekiğimiz, tuzumuz ve zeytinyağımız. Balıkesir Burhaniye'nin has 1. sınıf zeytinyağı. Eğer sizler de zeytinyağlarımızdan kullanmak isterseniz videomuzun altına mesaj bölümüne bildirirseniz sizlere temin ederiz. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Parantez içinde şunu da söylemek istiyorum. Vereceğim yumurta tarifim yumurta sevenlere parmaklarını yedirtecek, sevmeyen arkadaşlara ise sevdirecek bir tarif diyebilirim. Bu kadar da iddialıyım. Geçiyoruz tarife. Tavamızın altını yakıyoruz. Bir de püf nokta olarak zeytinyağı ile yapacak arkadaşlara. Zeytinyağını fazla kızdırmayalım. Çünkü fazla kızdırırsak yağ yanar. Yumurtamızın altını da siyah siyah bir görüntü elde ederiz. Bu da acı olmasını sağlar. Güzel bir tadı elde edemeyiz yani. Şimdi yağımızı ilave ediyoruz. Hafif ısındığında yumurtalarımızı direkt kıracağız. Tereyağı margarin ile de yaparken yine aynı şekilde tereyağı ve margarin hafif eridikten sonra yumurtalarımızı kırın ki yanmasın yağlarımız. Şöyle altını kısıyorum. Böyle talihsizlikler yaşayabilirsiniz. Bunu göz ardı ediyoruz. Burada 6 tane gözümüz olması gerekiyordu. Biri dağıldı. 5 gözle idare edeceğiz. Şimdi baharatlarımızı üzerlerine ekiyoruz. Karabiber. Gerçekten çocukların da severek yediği muhteşem bir tarif diyebilirim. Tomurcuk kekiğimiz, dağ kekikleri bunlar. Tomurcuksa kekikleriniz ezerek üzerlerini ilave edersek daha hoş koku elde ederiz. Nanemiz. Şimdi arkadaşlar yumurtalarımızın üzerlerinin daha iyi pişmesi için bu da bir püf nokta. Kaşık yardımıyla alttan yağlarımızı alıp üzerlerine şu şekilde besleme yöntemiyle pişirme tekniği kullanıyoruz. Yumurtalarımızın üzerleri hafiften beyazladığında tavamızın altını kapatacağız. Besleme yöntemi yapıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki yağ fazla değil mi? Yok, zeytinyağı kendini yedirten bir yağ. Bir de biz buralıyız. O nedenle bol bol kullanıyoruz. Altları hafif sararmaya başladığında tavamızın altını kapatacağız. Arkadaşlar bu kadar piştiği yeterli. Altını kapatıyoruz tavamızın. Ve arkadaşlar şimdi servise geçiyoruz.
Görünümü bile muhteşem değil mi? Şimdi arkadaşlar bu kalan yağımızı ziyan etmiyoruz. Bunları da şu şekilde. Ekmek banmamız için. Yumurtalarımızın üzerine ilave ediyoruz. Şimdi hazırız. Arkadaşlar şimdi yumurtamızı kameraman arkadaşımız deneyecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun.